Günaydın, mutlu sabahlar. Ekonomide sabahla karşınızdayız ve yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. 6,5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye İstanbul'a geldi. Havalimanına iniş yaptı. Bu önemli gelişmeyle haftaya başlıyoruz ve gerçekten de aslında önemli bir hafta olacak. Fed toplantısı bu hafta içerisinde takip edilecek. Bir yandan içeride ise yılın ilk enflasyon raporunu takip edeceğiz. Ve tabii ki pek çok önemli gelişme var. Piyasalarda olumlu hava beklentisi devam ediyor. Yabancı yatırımcılara da baktığımız zaman vakit kaybetmeyelim şimdi. Bir hemen Asya piyasalarıyla güne başlayalım. Bakalım şu saatler itibariyle nasıl gelişmeler karşımıza çıkıyor. Öncelikle Asya tarafına baktığımız zaman Şangay'daki verilerde şu an itibariyle %0,56'lık yukarı yönlü bir hareket dikkatleri çekiyor. Ve her ne kadar koronavirüse dair veriler, vaka sayıları, ölüm oranları, ölüm sayıları bunların hepsinde yukarı yönlü hareketler olsa da bazı ülkeler ek kısıtlamalara gitmek durumunda kalsa da burada yine de piyasalarda olumlu bir havayla endekslerin haftaya başladığını görüyoruz. Çin tarafına biraz daha şöyle bir bakalım, daha detaylı baktığımız zaman nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor. Az sonra Sadi Kaymaz'a uzanacağız ve oradan da gelişmeleri alacağız ama Çin'de son bir haftalık şöyle bir performansa baktığımız zaman 10.000'de 4'lük bir geri çekilme olduğunu görüyoruz ama 3606 seviyesi karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edelim diğer endekslerdeki hareketleri, Asya tarafındaki hareketlere de bir bakalım. Japonya diyelim, Japonya tarafında özellikle işte orada da %0,47'lik bir yükseliş var. Ve 28.000 seviyesini gözlemliyoruz. 29.000 seviyesi orada önemliydi. Ve işte bir miktar oradan bir gerileme olduktan sonra şu anda yeni haftaya yükselişle başlıyor Japonya. Ve şimdi de Güney Kore'ye bir bakalım. Güney Kore tarafındaki hareketlerde de orada da %1,87 ile aslında bir pozitif ayrışmadan bahsetmek mümkün oluyor şu an itibariyle. Ve orada da 3199 seviyesi karşımıza çıkıyor. Birazdan daha böyle detaylı bakacağız ama doğrudan yabancı yatırımlarda Çin birinci sırayı aldı. Bu önemli bir gelişme Asya özelinde, Çin özelinde ve özellikle normalde 10 yıllardır ABD burada birinci sırada yer alıyordu ve işte burada bir dengelerin değiştiğini zaten gözlemliyorduk. Dolayısıyla bakalım neler olacak bununla ilgili olarak da Sadi Kaymaz bize detayları verecek Asya'dan gelişmeleri aktarırken. Ve şimdi geçelim Avrupa tarafına. Avrupa'da nasıl bir kapanış gerçekleşti? Cuma günü itibariyle ona bir göz atalım. Almanya ile başlıyoruz. Almanya'da DAX endeksinde %0,24'lük bir düşüşle günün tamamlandığını görmek mümkün oluyor Cuma gününe gittiğimiz zaman. Ve şimdi bir de biraz daha detaylı bakalım son bir haftalık performansta Frankfurt Borsası nasıl bir hareket içerisindeydi. Ona da göz atalım. Özellikle Almanya'da da kısıtlamaların uzatıldığını takip ediyoruz. Okullar kapalı. Burada bir bakalım tekrar Avrupa'dan devam edelim. İngiltere diyelim bu kez. FTSE'de nasıl bir hareket gerçekleşti Cuma gününe gidildiğinde. FTSE 100 endeksi nasıl bir performans gösterdi? Ona da bakalım. %0,30'luk aşağı yönlü bir hareketle, bir düşüşle gün tamamlandı ve 6695 seviyesini gözlemledik. Ve tabii Amerika özelinde de bilançolarda büyük önemli şirketlerin, büyük şirketlerin bu hafta içerisinde açıklayacağı bilançoları yakından takip edeceğiz. Fed toplantısı tabii ki yakından izleniyor ama az önce yaklaşık bir saat önce Reuters bir son dakika geçti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de vaka sayısının ciddi anlamda arttığını, 25 milyonu aştığını söyleyen bir tabloyu da çizdi. Tabii aşıyla ilgili çalışmalar yakından izleniyor. Biden biraz daha böyle koronavirüsle ilgili gelişmeleri biraz daha hızlandırmaya çalışıyor. İşte maske yasağı getirdi. Örneğin ki maske ABD'de siyasileşmiş bir obje haline gelmişti. Ve işte bundan sonra neler olacak? Teşvik paketiyle ilgili gelişmeler bekleniyor. Fed'den ne çıkacak? İşte bunların hepsi bu hafta içerisinde Wall Street başta olmak üzere küresel piyasalarda da etkisini gösterecek gelişmeler arasında. Şöyle bir bakalım, S&P 500'de %0,40'lık bir aşağı yönlü hareket, yukarı yönlü açılış beklentisi var şu an itibariyle. Geçtiğimiz hafta yine S&P 500'de rekorların tazelendiğini görmüştük S&P 500 tarafına baktığımız zaman. Ve Nasdaq'ta da yine yukarı yönlü hareketler gözlemlenmişti. Bakalım açılış beklentisi nasıl
vadeli piyasaya baktığımız zaman orada da yine olumlu bir açılış beklentisi var. Ve işte şu anda Asya'daki ve ABD'deki vadelilere baktığımız zaman artan koronavirüs vakaları ya da artan kısıtlamalar. İşte piyasalar şu an itibariyle buna pek bakmıyor gibi duruyor. Ve vadeli opsiyon piyasalarında da bir yükseliş söz konusu. Wall Street Journal'da bu sabah saatlerinde bununla ilgili bir haber dikkatleri çekti ve Ocak'ta 2020'nin rekorları kırıldı. Örneğin işte 8 Ocak'ta yalnızca yarım trilyon dolarlık işlem gerçekleşti vadeli opsiyon piyasasında. Bu da aslında neyi gösteriyor? Biraz daha böyle o piyasalarda olumlu havanın devam etme beklentisinin kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ve şimdi de bir Dow Jones'a bakalım. Dow Jones tarafında da %0.57'lik aşağı yönlü bir hareketle açılış beklentisi var. Burada bir negatif ayrışmadan bahsediyoruz aslında. Böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bakalım saatler 17.30 gösterdiğinde nasıl bir gelişmeyle güne başlayacak piyasalar. Ve şimdi hemen içeriye geçelim. Borsa tarafındaki gelişmelere şöyle bir bakalım. Biz nasıl kaybettik? %0.59'luk bir düşüşle, aşağı yönlü bir hareketle günü tamamladı. Cuma gününe gittiğimiz zaman ve 1542 seviyesinden gerçekleşmişti buradaki kapanışa baktığımız zaman. Ve tabii içeride bu hafta içerisinde az sonra daha detaylı bir şekilde bakacağız ama enflasyon raporu önemli olacak ve tabii ki verilecek olan mesajlar burada yakından izleniyor borsa tarafında da. Borsada da rekor üstüne rekor tazelenen bir haftaydı aslında geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman. Ve şu anda işte cuma günkü aşağı yönlü hareket bakalım neyle ilgili onu da yakından izleyeceğiz. Bir düzeltme bekleniyor mu? İlerleyen dakikalarda Mustafa Keskintürk bizimle birlikte olacak ve işte piyasaya dair beklentileri de alacağız. Evet, şöyle bir baktığımız zaman işte dünya çapında yukarı yönlü hareketler Asya'da yansıyor dedik. Şu an itibariyle biraz daha olumlu bir seyir var. Bakalım ilerleyen dakikalarda gelişmelere bağlı olarak nasıl hareketler izlenecek. Ve haftalık veri takvimine şöyle bir baktığımız zaman nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor bu hafta? İçeriden bir veriyle güne başlayacağız ve kapasite kullanım oranı açıklanacak Ocak ayına ilişkin olarak. Ve orada işte özellikle işte kapasite kullanım oranı sanayi üretiminin öncü göstergesi olduğu için yakından takip ettiğimiz bir veri. Dolayısıyla bu önemli. Bir yandan da reel kesim güven endeksi tabii kapasite kullanım oranıyla aynı gün açıklanan o önemli veriyi de takip edeceğiz. Bu da tabii ki önemli haftalık veri takvimine baktığımız zaman. Almanya'dan Ocak ayı IFO iş iklimi endeksi gelecek. Bu da tabii ki bir anket ve önemli bir anket olma özelliğini taşıyor. Evet, içeride tabii işte önemli veriler dedik takvime ilişkin olarak ama onun yanı sıra bir yandan da tabii ki şöyle bir salı gününe geçtiğimiz zaman Japonya Merkez Bankası'nın PPK yani para politikası kurulu toplantı tutanakları açıklanacak. Bu önemli. İngiltere'den işsizlik oranını takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden konut fiyat endeksi takip edilecek gelişmeler arasında yer alacak. Ve işte çarşamba gününe baktığımız zaman orada da aslında Amerika'dan ham petrol stokları açıklanacak her çarşamba olduğu gibi. Ama tabii daha da önemlisi Fed toplantısının gerçekleşecek olması. Salı günü başlayan toplantı çarşamba günü sona erecek ve işte oradan bakalım neler olacak. Bunu yakından izleyeceğiz buradaki gelişmeleri. Fed'den gelen mesajlar önemli olacak. 2 hafta önce Fed Başkanı Jerome Powell konuşmuştu. Ve oradan verilen mesajlara şöyle bir baktığımız zaman aslında bir sıkılaştırmaya geçmeden önce piyasaların bundan haberi olacak. Ve şu anda toparlanmadan uzak bir noktadayız. Dolayısıyla biraz böyle hani piyasaların içine su serpmeye çalıştı. Ama ne kadar işe yaradı o bir soru işareti. Ve tabii bu hafta yapacağı konuşmadan hangi mesajlar çıkacak bunu da yakından izleyeceğiz. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi Fed toplantısı olacak. Ve Perşembe'ye şöyle bir baktığımız zaman içeride bizim geçen hafta Merkez Bankası'nın toplantısı vardı ve orada faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemişti. Ve Perşembe günü para politikası kurulu toplantı özeti paylaşılacak. Burada Perşembe günün öne çıkan gelişmelerinden bir tanesi
Bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4. çeyrek büyüme verisi. Böylelikle işte 2020'ye ilişkinde bir büyüme rakamı elimizde olacak Amerika'ya ilişkin olarak. Tabii her perşembe takip ettiğimiz haftalık işsizlik maaşı başvuruları yine ABD tarafından izleyeceğimiz gelişmelerin önünde olacak. Perşembe günü Merkez Bankası'nın bir yandan da içeride enflasyon raporunu takip edeceğiz. Bu da önemli. Ve Cuma'ya geçtiğimiz zaman orada da Almanya'dan büyüme rakamları izlenecek. Bu önemli, bir yandan da ABD'den Aralık ayındaki konut satışlarını takip edeceğiz. Evet, öne çıkan bu hafta takip edeceğimiz belli başlı gelişmeler bunlar da tabii ki koronavirüse dair bütün haber akışı yakından izleniyor. Bir yandan da siyasi gelişmeler tabii ki radarımızda olacak. Siyasi gelişmelerden de belki de son döneme en fazla damgasını vuran gelişme ABD Başkanı, eski ABD Başkanı daha doğrusu Donald Trump'ın ikinci kez aynı dönem içerisinde azledilme süreciydi. Ve işte bu konuyla ilişkin olarak Trump'ın azil yargılanmasının, yani Senato'daki yargılanmasının 8 Şubat haftasında yapılacağına dair bir açıklama geldi. Şubat'ın başlarında yapılacak. Bununla ilgili gelişmeleri izleyelim. Amerika'da yemin töreni sona erdi. Gözler Trump'ın azil sürecine çevrildi. Başkent Washington'da alınan sıkı güvenlik önlemlerinin Trump'ın azil soruşturması sonuçlanana kadar devam edeceği bildirildi. 6 Ocak Kongre baskınının ardından Washington'da konuşanlardan yaklaşık 25 bin ulusal muhafız kademeli olarak geri çekilmeye başladı. Ancak 8 Şubat'ta başlayacak olan Trump'ın azil soruşturması nedeniyle başkentte gergin bekleyiş sürüyor. Trump destekçilerinin büyük çaplı gösteriler düzenlemesi ihtimaline karşı Kongre binası çevresinde konuşanlardan 5 bin ulusal muhafızın süreç sonlanana kadar göreve devam edeceği bildirildi. Amerikan Kongresi'nde 6 Ocak'ta yaşanan baskında biri polis, 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların isyana teşvikle suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına ise Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek. Bu arada tabii ulusal muhafızlar da özellikle Biden yemin töreninde 20 bin kişilik bir destek sağlamıştı. Ve şimdi bu azil süreci boyunca da 5 bin kişilik bir destek sağlayacağı güvenlik güçlerinin hala alarmda olduğunu gösteren bir tabloyu beraberinde getiriyor. Aslında Şubat başına kadar Washington'da hala 7 bin ulusal muhafız görev almaya devam edecek. Ve Şubat başı itibariyle de 2 bin kişi eksilerek 7 bin kişiye düşecek bu rakam. Bu da gerçekten önemli aslında ulusal muhafızların bu anlamdaki Washington'daki o hala mevcudiyeti devam ediyor. Ve Trump yargılanırken de olaylar çıkabilir endişesiyle bu önlemde devam edecek gibi duruyor. Tabii bir yandan bu haftanın önemli gelişmelerine baktığımız zaman evet FED toplantısı var. İşte Trump'a dair, eski ABD Başkanı'na dair gelişmeler yakından izlenecek. Ve tabii Biden neler yapıyor? Herkesin böyle gözü üzerinde ve ilk 100 gün önemli oluyor bilindiği gibi. İşte bu ilk bir siyasi yeni bir lider göreve geldikten sonra ilk 100 gün ne yapacağı biraz böyle diğer geri kalanına dair de bilgi veriyor, fikir veriyor. İlk yaptığı, yapmak istediği işlerden bir tanesi aslında 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini Senato'dan geçirmek. Demokratlar bu konuyla ilgili aslında herhangi bir sorun çıkarmıyor. Ancak şu an top Senato'da. Gelen haberlere göre bazı senatörler daha yeni 900 milyon dolarlık, milyar dolarlık bir paket verdik. Neden yeniden 1.9 trilyon dolarlık bir paket verelim düşüncesi içerisinde olduğu söyleniyor. Bu arada demokratlardan Bernie Sanders, ki sosyal medyada görmüş olmalısınız, çok böyle popüler oldu o yemin törenindeki oturuşuyla,
eldivenleriyle ve işte haftalarca bekleyemez demokratlar açıklamasını yaptı. CNN International'la konuştu ve bir siyasi tıkanıklığın önlenmesi için senatörler de burada bu konuya destek vermeli dedi. Eski bir Trump ekonomi danışmanı da Kevin Hassett, bu ismi de hatırlayacaksınız, paketi desteklediğini söyledi. Yani bir cumhuriyetçi bir yandan aslında böyle bir açıklama yaparak cumhuriyetçi senatörlere de bir çağrıda bulundu gibi duruyor. Evet, şöyle bir baktığımız zaman aslında diğer gelişmeler neler? Amerika Birleşik Devletleri'ne şöyle bir göz atarsak, orada Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'ya seyahat kısıtlaması geldi. Özellikle bu ülkelerin ortak özelliğine baktığımız için mutasyonla uğramış virüsle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Covid'in ortaya çıktığı İngiltere ve Brezilya'dan ABD vatandaşları olmayanların girişine ilişkin seyahat kısıtlamalarını geri getirmeyi planlıyor Biden yönetimi. Kısıtlamalar ayrıca İrlanda ve Avrupa'nın çoğu için de geçerli olacak. Bu işte yeni mutasyonla uğramış virüsün %70 daha bulaşıcı olduğuna dair veriler vardı, hatırlayacaksınız. Hatta şu anda işte bu mutasyonlu virüsten dolayı İngiltere'de işler çok parlak gitmiyor gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Evet, devam edelim. Şöyle bir başka hangi gündem maddeleri karşımıza çıkıyor? Küresel piyasalarda aslında Birleşmiş Milletler'in açıkladığı çok önemli bir rapor var. Ve 2020'ye ilişkin doğrudan yabancı yatırımları gösteriyor. Ve işte dünyada şu an itibariyle bu doğrudan yabancı yatırımlara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri birinciliği Çin'e kaptırmış gibi duruyor. Ve 10 yıllardır Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada yer alıyordu ama 2021'de ABD'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda %49'luk bir düşüş kaydedildi ve Çin'e ise bu oranda %4'lük bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Dünyanın fabrikası olarak kendini aslında konumlandırmaya devam ediyor ve bir yandan da tabii Çin'in burada fırsatı, avantajı daha doğrusu bütün dünyaya kıyasla çok daha erken bir şekilde o Covid krizini den çıkması oldu ve dünyada da bir sonuçta talep durumunda bir azalma olduğu için şu anda o arayı kapatarak ekonomisini biraz toparladı ama yabancılar, Çin dışındaki ülkeler oraya yatırımlarına devam etmiş gibi duruyor ve orada işte çarpıcı veriler var. Onlara birazdan paylaşacağız ama şimdi Çin özelinde nasıl gelişmeler var onları dinlemek üzere ve tabii yeni haftada Asya'dan neler bekliyoruz? Şu andaki yukarı yönlü hareketin sebebi ne? Bunların hepsini Sadi Kaymaz'dan dinleyeceğiz. Sadi, günaydın, hoş geldin. Ben sözü sana bırakıyorum. Reyhan, karlı bir günden ve iyi sabahlar, iyi haftalar dilerim öncelikle. Şimdi istersen yükselişlerden başlayayım. Genel olarak bir tabii tekrar kongrede 1.9 trilyonluk paket gündemde. Biden gecikemeyiz artık mealinden sözler sarf etti. Bir taraftan da aslında arka planda kalmasın. Davos biliyorsun aslında bugün sanal olarak yapılacak. Orada da Xi Jinping konuşacak video konferans yoluyla. Xi Jinping ilk kez aslında Uluslararası Arena'da Davos'ta 2017 yılında konuşmuştu. Şimdi ikinci kez bugün hitap edecek Davos'a, sanal da olsa tabii ki. Orada tabii bir şeyler söyleyebilir. En azından burada Çin'de piyasanın beklentisi bu. Amerika'daki kongre teşvik haberleriyle birlikte. Onun haricinde Güney Kore'de yarın seninle büyüme rakamlarını, büyüme verilerini konuşuyor olacağız. Güney Kore ekonomisinin son çeyrekte büyüdüğü tahmin ediliyor. %1 civarında büyüdüğü tahmin ediliyor. 2020'yi merak edebilirsin. Sadece ne olacak Güney Kore diye. Orada daralma olacak ama daralmada %1 ile sınırlı kalması bekleniyor. Yarın göreceğiz bakalım ne çıkmış diye. Onun dışında otomotiv sektöründe bir çip kıtlığı var. Şöyle bir çip kıtlığı var. Otomotiv talebi çok yükseldi. Bir taraftan da elektronik talebi yükseldi ve hal böyle olunca dünya çiplerinin çoğunu üreten Asyalı fabrikalar, aslında ki Asyalı fabrikalar derken de spesifik olarak belirtmek gerekirse Tayvan ve Güney Kore üretiyor bu çipleri. Orada tabii ki talebe yetişemedi. Çünkü bu üretim çok büyük sabit sermaye yatırımları gerektiriyor. Birkaç yıl önceden hazırlık gerekiyor. Bu açıdan da şu anda otomotiv sektörü her yerde çip sıkıntısı çekiyor. Üretim hatları aksıyor. Özellikle
premium markalarda, üst segmentlerde, üst segmentte ciddi sıkıntılar var. Almanya'da, Amerika'da, Japonya'da da şirketler kendi hükümetlerine gidip lütfen Güney Kore'ye, Tayvan'a telkinlerde bulunun. Onlardan daha fazla çipi bize göndermelerini isteyin diyorlardı. Sanırım sonuç vermiş çünkü Tayvan'da yönetim, Tayvan hükümeti diyelim ya da yönetimi diyelim, TSMC'den ve bir başka büyük daha var, UM. Onlardan dost ülkelere daha öncelik tanımalarını istemiş. Dost ülkelerden de tabii ki Çin'i anlamayacağımız kesin Tayvan'dan baktığımız zaman Amerika'yı, Japonya'yı ve Avrupa'yı kastettiklerini ben düşünüyorum ama bu çip sıkıntısı da giderilecek gibi değil Reyhan. Onun haricinde tabii ki doğrudan yabancı sermaye yatırımları bugün çok konuşulacaktır. Asya özelinde Çin en çok yatırım çeken ülke oldu. Sen de biraz anlattın. Covid'i erken kontrol altına aldılar. Dolayısıyla bu çok en büyük etken. Ama %6 çok böyle de büyümemiş. %160 milyar dolara çıkmış ama Vietnam örneğin 25 milyar dolarla dikkat çekiyor. Vietnam görece tabii cüssesiyle kıyaslandığında 25 milyar dolar muazzam ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları en fazla arttıran ülkede oranslar olarak Hindistan olmuş, %13 arttırmış Asya'da. Çok teşekkürler. Şunu merak ediyorum aslında, belki burada bunu sorabilirim sana. Yani %4'lük bir artış var ama birinciliği Amerika Birleşik Devletleri Çin'e kaptırmış gibi duruyor. Ne dersin, hani bu siyasi olarak nasıl bir anlama geliyor acaba? Bir yandan da hani Çin'in hep bir fabrika olduğundan bahsediyoruz. Ama sanki böyle Covid başladığında bunun değişeceğine dair inançlar vardı, işte sadece bir yere bağlı kalmamalıyız diye. Ama görünen o ki 2020 içerisinde bu devam etmiş, bu trend devam etmiş. Acaba hani diğer ülkelerde kısıtlamalar kalktıktan, toparlanma olduktan sonra bu dinamikte de bir değişiklik olur mu? İki ayrı soru sormuş olayım. Reyhan, aslında bu Çin'in yabancı doğrudan sermaye yatırımlarında projeksiyonu bozulmadı. Zaten daha önceki senelerde de bazen azalıyordu, bazen %4 civarında yükseliyordu ama trende baktığımızda bu seneki gibi bir yükselişle birlikte Çin ekonomisi de biliyorsunuz zaten %6 civarında normalde büyüyor. Ona uygun bir yabancı sermaye yatırımı da devam ediyor. Çin'de bir sorun yok. Sorun aslında Çin neden birinci sıraya yükseldi? Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, FDI demek lazım, teknik olarak doğru olsun diye Reyhan. FDI yatırımlarını %40-50 arttırmadı. Onun yerine aslında Avrupa'ya baktığımızda, Almanya'ya, İngiltere'ye ya da Amerika'ya baktığımızda çok ciddi düşüşler var. Amerika'yı söylemek gerekir. Bir önceki yılın ve çok daha önceki yıllarında tabii uzun süredir en çok sermaye çeken ülke orada %49 düşmüş ama bunun ben bir anomali olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra 2021'de, en geç 2022'de düzelecektir tekrar. Normaline dönse bile Çin'le aradaki fark açılacak. Keza yine Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri için diyeyim Reyhan. Çok teşekkür ediyoruz Sadi Kaymaz aktardıkların için. Yarın sabah yeniden 7'de görüşmek üzere diyelim. Sadi Kaymaz'a teşekkür edelim. Ve işte şimdi şöyle bir baktığımız zaman buradaki bu doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili Birleşmiş Milletler'in Global Doğrudan Yatırımlar 2021 raporunun detaylarını görüyoruz. Ve işte ona biraz daha kapsamlı bakalım. Sadi Kaymaz Çin tarafından gelişmeleri aktardı ve işte birinci sıraya yükseldiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ise 10 yıllardır birinci sıradaydı ve orada da %49'luk bir düşüş gerçekleşti 2020 yılı içerisinde. Bu da aslında çarpıcı ama küresel doğrudan yatırımlarda, yani dünya çapında ise %42'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Bu da gerçekten çarpıcı ve 859 milyar dolara doğru bir geri çekilme var. İşte 2020 yılı daha doğrusu Covid-19'un bütün dünyayı etkisi altına almasıyla beraber bazı açılardan aslında kayıp bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Ve %50'ye varan bir düşüş yaşandığını gözlemliyoruz doğrudan yabancı yatırımlarda küresel çapta. Yatırımlar 2005'ten sonra ilk kez 1 trilyon doların altında kaldı. Bu da aslında çarpıcı bir veri. 2021'de bu rakamın %5 ile 10 arasında düşmesi bekleniyor. Yani işte bir toparlanma beklentisi tabii ki var. Gelişmekte olan ülkelerde yatırımlar %72 ile rekor kırdı. Bu da önemli. İşte bu yıl içerisinde de aslında doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelere gitmesi bekleniyor. Daha fazla orada bir artış beklentisi de var.
uygulanan para politikalarıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan yabancı yatırımlarsa %49 geriledi. Az önce de bahsettik. Çin ise %4 artışla en fazla doğrudan yatırım alan ülke oldu. Bu önemli. Bir de Hindistan detayı var. Orada da dijital yatırımlarla beraber %13'lük bir yükseliş gözlemlendi bu raporun detaylarına baktığımız zaman. Evet, böyle bir hani salgın darbesi demek mümkün oluyor küresel yatırımlara, böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Peki piyasalarda az önce işte baktık, aslında küresel çapta işte takvimi aktarmaya çalıştık ama hangi gelişmeler takip edilecek, buna bir bakacağız az sonra. Ama bir koronavirüsle ilgili son gelişmelere bakalım. Şöyle bir virüs haritasına baktığımız zaman canlı harita bize nasıl bir tabloyu gösteriyor, onu aktaralım. Ve işte dünya çapında maalesef neredeyse 100 milyona ulaşmış bir veriden bahsediyoruz. Ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 milyonu aşan bir tablo var. Ve işte ölüm oranlarında geçen hafta 400 bini aşmıştı. 419 bin şu an itibariyle ölüm oranı olduğunu görüyoruz. Ve maalesef dünya genelinde 100 bine varan bir tablo karşımıza çıkıyor baktığımız zaman. Ve toplamda aşılanan kişi sayısı 63 milyonu geçti. 2 milyondan fazla kişi de maalesef hayatını kaybetti. Şimdi bununla ilgili haberimizi izleyelim, son gelişmelere bakalım, sonrasında devam edeceğiz. Toplam vaka sayısı 92 milyonu geçti. 2 milyon kişi de yaşamını yitirdi. Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Salgının merkez üssü Amerika'da son 24 saatte 4392 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de ise 1290 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki güne göre sayıda düşüş olsa da hala rakamlar rekor düzeyde. Portekiz'de ise salgında tablonun ağırlaşması üzerine okullar 2 haftalığına kapatıldı. Gözler bir yandan da Çin'e çevrildi. Bahar bayramı öncesinde 7 milyon kişinin seyahat edecek olması nedeniyle ülkede üst düzeyde alarm verildi. Seyahat edeceklere son 7 günde negatif olduğunu gösteren COVID-19 testi gösterme zorunluluğu getirildi. Şimdi çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Küresel ekonomiye dair beklentilerini alacağız. Kofas Türkiye ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte. Seltem, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Reyhan, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Kofas 2021'e ilişkin beklentilerini paylaştı ve burada işte aslında merak ettiğimiz gelişmeler de var. Çünkü hani 2020 zaten böyle bazı açılardan, biraz önce biz doğrudan yabancı yatırımlarda o %42'lik düşüşü aktardık. Yani kayıp bir yıl oldu. Acaba 2021'e dair hani genel beklenti nasıl? Şöyle bir genel hatlarıyla başlayalım dilersen. Evet, çok teşekkürler. Dediğin gibi doğrudan yabancı yatırımlar önemli bir ayağı olacak 2021'deki gelişmelerin. Ama tabii öncelikle dilersen büyüme tahminlerinden bahsedelim. Küresel ekonomide biz 2020 yılında henüz son rakamları almadık ama bizim beklentimiz %4,2 seviyesinde bir daralma gerçekleşmesi. 2021 yılında ise %4,3'lük bir büyüme bekliyoruz. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. Bu tahminlere en son Çin verisine eklediğimizde ufak bir değişiklik olabilir. Çünkü biliyorsun Çin ekonomisi 2020 yılını %2,3'lük bir büyümeyle kapattı ki son çeyreği
%6,5'lik bir büyümeyle kapatmış oldular. Bu çok önemli bir rakam. Dolayısıyla ve ülke ekonomisinin büyüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda küresel ekonomik tahminlere etki edebilir. Onun dışında büyük bölgelere baktığımızda gelişmiş ülkelerde hem Euro bölgesi tarafında hem Amerika tarafında 2020 yılında önemli daralmalar gördükten sonra ki Euro bölgesi bizim daralma beklentimiz %7,4 2020 yılı için Almanya'da özellikle %5,6'ya yakın bir büyüme daralma bekliyoruz. Bu bölgelerin 2021 yılında tekrardan pozitif büyümeye geçmesini bekliyoruz. Yani daralmadan bir genişlemeye geçmelerini bekliyoruz. Euro bölgesiyle ilişkin bizim büyüme tahminimiz %5'e yakın 4,9'da bulunuyor. Amerika'ya ilişkin büyüme tahminimiz de %3,2'de. Fakat Reyhan şunu düşünmemiz lazım. Burada bir baz etkisi de var. Çünkü 2020 yılında çok ciddi anlamda demin de bahsettiğimiz gibi ekonomilerde bir daralma oldu. Dolayısıyla matematiksel olarak da 2021 yılında bir büyüme görülebilecek. Fakat üretim seviyeleri 2019 yılının sonuna ne zaman dönecek dersen, yani salgından önceki döneme ne zaman dönecek dersen, bunu biz 2022 yılının sonlarına doğru ancak mevcut durum daha da kötüleşmezse sağlık koşullarına ilişkin ancak 2022 yılının sonlarına doğru eşitlendiğini görebileceğiz. Dolayısıyla 2021 yılında göreceğimiz performansların içinde bir matematiksel, yani baz etkisinin etkisinin olacağını da unutmamak lazım. Biz tabii 2021 yılı ve sonrasına ilişkin bir takım eğilimler, ana eğilimleri de çıkarttık küresel ekonomiye ilişkin. Bu büyüme tahminlerini bu varsayımlar altında yapıldı. Birincisi küresel ekonominin borçluluk durumunun artarak devam edeceği, yani küresel ekonomideki borç seviyesinin mevcut seviyelerde kalacağı ve artarak bu borçluluk seviyesinin durumunun devam edeceği şeklinde. Biliyorsunuz zaten salgından önce de küresel borcun küresel milli hasılaya oranı %300'ler civarındaydı. Biz bunun salgın döneminde uygulanan para ve maliye politikalarıyla birlikte daha da arttığını gördük. Özellikle gelişmiş ülkelerde 20 puana yakın bir artış oldu ve borçluluk oranlarının milli gelirlerine oranı %100'lerden %120'lere çıktı. Gelişmekte olan ülkelerde de tabii ki bir artış söz konusu ama bu ülkelerin ortalaması %60 iken kendi işlerinde farklılık gösterebiliyorlar. Örneğin Türkiye'nin borcunun milli geliri oranı %40 seviyesinde. Oldukça kabul edilebilir bir seviyede söz konusu koşullar da göz önüne alındığında. Ama Brezilya'da ya da Güney Afrika'da borçluluk oranlarının çok daha fazla yüksek olduğunu görüyoruz. Bu tabii hem borçluluk hem de işsizlik oranlarının artmış olması eşitsizliklerin de artacağına, artarak devam edeceğine bir delalet olarak değerlendirilebilir. Bu da bizim belirlediğimiz ana trendlerin arasında yer alıyor. Bu eşitsizliklerin hem gelir eşitsizliği hem de ülkelerin arasındaki eşitsizliklerin artması tabii ki büyüme ve kalkınma performansları için oldukça olumsuz. Fakat buradan olumlu olarak faydalanan lüks tüketim gibi sektörler de var. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Onun dışında biliyorsun COVID nedeniyle, bu virüs nedeniyle özellikle turizm sektörü çok olumsuz etkilendi. Çünkü sınırlar kapatıldı. Aşılanmalar başlamış bile olsa hala hasta, yani vaka sayıları oldukça yukarıda ve ölüm oranları sizin de haberinizde söylediğiniz gibi oldukça yukarıda seyrediyor. Hala istenilen çok net ve belirgin düşüşler görülebilmiş değil. Bu durumdan dolayı biz hem istihdamı yurt dışından sağlayan %80-85 oranında körfez ülkeleri gibi ülkelerin ya da yurt dışındaki işçilerin yurt içine gönderdiği dövizlerin ülke için önemli bir girdi teşkil ettiği Lübnan gibi ülkelerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini değerlendiriyoruz. Ama öte taraftan imalat sanayi kuvvetli olan ve iç talebin de kuvvetli seyrettiği Çin, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin bu durumdan olumlu etkileneceğini değerlendiriyoruz. Onun dışında bir de tabii ki küresel ticaretin yeniden şekillenmesi söz konusu. Bu ne anlama geliyor? Salgından önce hep küreselleşme, tedarik zincirinin daha çok Çin'de bulunması,
ucuz iş gücünden faydalanma ve daha sonra bunun gelişmiş olan piyasalara gelip bu ürünlerin buralarda dağıtılması ve karların maksimize edilmesi üzerine kurulu bir sistem söz konusuydu. Burada da bölgeselleşme görmeyi Çin'in yanı sıra başka Asya ülkelerinde de tedarik üslerinin kurulup tedarik zincirlerinin kesintiye uğramaması üzerine bir yatırımlarda farklılaşma söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz Reyhan. Evet, bunlar hepsi önemli trendler. Yakından takip edeceğiz. Bakalım ne olacak. Gerçekten de hani büyük bir belirsizlik var hala önümüzde. Fed Başkanı Jerome Powell da hani söylemişti. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Christine Lagarde'ın da benzer bir atıfta bulunduğunu gördük. Yani belirsizlik hala yüksek ama tabii ki bu trendler yakından takip edilecek. Şimdi bir geçen haftaya gidelim dilersen. Euro bölgesinin ekonomisini tabii ki çok yakından takip ediyoruz. Ve orada son toplantıda işte Aralık ayı itibariyle böyle çok piyasaları memnun etmeyen bir ECB vardı. Sanıyorum ki bu Ocak ayında da devam etti gibi duruyor. Ne dersin? Hani orada ECB'nin elinde kalanlar neler? Her ne kadar bizim elimizde çok fazla araç var. Bunları daha da kullanabiliriz. Gerektiği takdirde esneyiz, değiştirebiliriz mesajı verse de piyasalar acaba biraz daha böyle somut gelişmeler mi görmek istiyor? Ve Euro bölgesi ekonomisi için hani ve tabii Euro için nasıl gelişmeler bekliyorsunuz? Reyhan, aslında geçen haftaki toplantının başlamasından önce piyasadaki beklenti Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut para politikası koşullarında sabit kalmasıydı. Yani ne faiz oranlarının ne de varlık alım programlarını değiştirmemesi yönündeydi. Zaten sabit kaldı. Sadece vadelerle ilgili, yani var olan programların uzatılmasıyla ilgili birkaç aksiyon geldi. Şimdi aslında pandemi döneminin en yüksek, en karanlık olduğu dönemlere gidecek olursak Avrupa Merkez Bankası'nın tüm varlık alım programlarının ve tüm borç alım programlarının haftalık alımı neredeyse yaklaşık 32 milyar dolar euro seviyesindeydi. Bu yavaş yavaş azaltıldı ve haftalık 22 milyar euroya kadar geriledi. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası dilediği takdirde tekrardan alım programlarını hızlandırabilir. Öte taraftan faiz seviyeleri bildiğin gibi çok düşük ve burada esas hedeflenen, zaten hedefli uzun vadeli finansman programıyla da hedeflenen bu. Bankalar aracılığıyla daha çok tüketimi hızlandırabilmek. Burada henüz istenilen seviyede değil Avrupa ülkeleri ve Avrupa ekonomileri. Dolayısıyla burada biraz daha biz Avrupa Merkez Bankası'nın bugüne kadar uyguladığı alım programları ve faiz politikası sonucunda oluşturduğu politikanın etkisini görmek istediği yönde bir pozisyon aldı. Bu da zaten geçen haftaki toplantıdan önce de bekleniyordu. Şu anda Avrupa Merkez Bankası'nın mevcuttaki duruşu bekle ve gör politikası. Burada biraz da enflasyon politikasını, enflasyondaki gidişatı görmek istiyorlar. Çünkü biliyorsun Aralık ayında üst üste artık 5. ayda da genel fiyat seviyeleri düştü. Euro bölgesindeki enflasyon seviyesi %0,5 geriledi. Dolayısıyla bu tarafta nasıl bir etkisi olacağını gözlemlemek istiyor politika yapıcılar. Almanya'da hatırlarsın salgın döneminde KDV oranı %19'dan %16'ya inmişti. Nitekim Avrupa Merkez Bankası Başkanı da toplantıdan sonra yaptığı açıklamada buna değindi. Vergi oranlarının tekrar eski seviyelerine dönmesi ve bunun enflasyon üzerinde olacak etkisini gözlemlemek istediklerine ilişkin bir ifade vardı. Buna yakın bir ifade kullandı. Dolayısıyla bundan sonrası için ilk etapta Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesindeki enflasyon nasıl şekillenecek bunu görmek istediğini, gerektiği takdirde burada bir toparlanma olmazsa şayet bir adım atacağını biz değerlendiriyoruz. Tabii ki öte taraftan maliye politikası da vereceği destekle tüketim dinamikleri üzerinde etkili olabilir. Bunu da Avrupa Merkez Bankası herhangi bir aksiyon almadan önce görmek isteyecektir. Dolayısıyla bu süreç içinde de bekle ve gör politikasına devam edecektir diye değerlendiriyoruz. Evet, çok teşekkürler bu değerlendirme için de. Şimdi bir de Atlantik'in diğer kısmına gidelim ve orada Biden yönetimi tabii ki devraldı işte bayrağı ve böyle epey sıkıntılı bir sürecin ardından böyle Bizans'ın çöküşüne benzetiyorum hani böyle baktığımız zaman aslında Trump'ın son günlerine gerçekten de hani sıkıntılı bir süreçti. Biden'sa neler olacak, neler yapacak, teşvik paketi burada önemli.
Ne dersin? Nasıl bir durum var? Ne bekliyoruz? Amerika'nın salgın dönemindeki performansıyla şimdiki performansının farklılaştığını bir kere belirtmek gerekiyor. Mart-Nisan döneminde Amerika'da yaklaşık 22 milyon kişi işinden olmuştu. Bunun yarısı geri alınabildi. Yani şu anda 10 milyon kişiye kadar gerilemiş vaziyette ve işsizlik oranı 6,7'de. Bu işsizlik oranı %5'e doğru yakınsamadığı sürece ve enflasyon %1,5 seviyesinde yaklaşık, net rakamı şu anda tam çıkartamıyorum ama %1,5'a yakın. Bu %2'ye, yani Amerika Merkez Bankası'nın hedefi olan %2'ye yakınsamadığı sürece Amerika Merkez Bankası'nın da genişleyici politikasına devam etmesi bekleniyor. Tabii ki burada Biden idaresinin direkt hane halkının, işini kaybeden insanlara yapacağı doğrudan gelir transferleri önemli olacak. Burada yaklaşık 2000 dolarlar seviyesinde bir rakam telaffuz ediliyordu. Dolayısıyla maliye politikasının destek vermesi bundan sonraki dönemde önemli olacak. Dolayısıyla aslında genel olarak, küresel olarak değerlendirdiğimizde sadece merkez bankalarının tek başına yapabileceği, tek başına aşabilecekleri bir kriz olmanın ötesine geçtiğini biz değerlendiriyoruz. Amerika Merkez Bankası'ndan da yapılan son açıklamalarda var olan varlık alım ritminin devam edeceği ve varlık alım programının vadesinin de 2022 yılına kadar tahminen varlığını koruyacağı, yani yürürlükte kalacağına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı. Bunların da biz aynı bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Yani para politikası tarafında herhangi bir sıkılaştırma şu anda beklemiyoruz. Amerika'nın ekonomisi yaklaşık 15 trilyon. Amerika Merkez Bankası'nın bilançosuna baktığımızda yaklaşık 7-7,5 trilyon dolarlar civarında. Dolayısıyla varlıklar çok likit. Bu sürecin bir miktar daha devam etmesi beklenebilir. Ta ki hem istihdam piyasasında hem de enflasyon tarafında net ve kalıcı bir toparlanma görülene kadar. Burada dediğim gibi hem enflasyon tarafı hem de tabii ki aşı tarafı önemli olacak. Çünkü tüm liderlerin ve politika yapıcılarının atıfta bulunduğu unsur burada aşı ve sağlık koşullarının iyileşip iyileşmemesi. Sizin de haberinizde değindiğiniz üzere henüz buradaki belirsizlik azalmış değil. Aşıdan sonra vakaların nasıl hareket edeceği, acaba tekrar bir round daha aşılama gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Bunları görmek önemli olacak ama oraya kadar biz hem Avrupa tarafında hem de Amerika tarafında, hem para politikalarında hem de maliye politikalarında çok ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Yani maliye politikalarındaki herhangi bir değişiklik daha da genişlemeci tarafta olabilir. Ama para politikaları zaten hali hazırda oldukça genişlemeci. Bunun bu şekilde devam etmesini edeceğini değerlendiriyoruz. Seltem, çok teşekkür ederiz görüşlerini, beklentilerinizi paylaştığınız için ve yeniden görüşmek üzere diyelim. Kofas Türkiye ekonomisti Seltem İlgün bizimle birlikteydi. Ve Kofas'ın 2021 beklentilerini, trendlerini, bunların hepsini aktardı. Ve şimdi şöyle bir bakalım, küresel piyasalar bu hafta hangi gelişmeleri, önemli başlıkları takip edecek, hangi gelişmeler yön verecek piyasalara? Önce bir yurt dışı ile başlayalım. Dünya Ekonomik Forumu başlıyor. Online olarak gerçekleşecek ve bu da tabii ki bir ilk. Biden'ın yeni seçilmiş ABD Başkanı, yeni başkan olmuş daha doğrusu ABD Başkanı Joe Biden'ın buradaki konuşması merak ediliyor. Ve bugün başlayacak olan zirve Cuma'ya kadar devam edecek. Fed'in faiz kararı ve Powell'dan çıkacak mesajlar bu haftanın en önemli gelişmelerinden. Çarşamba günü takip edeceğiz. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporu yine önemli olacak. Piyasalar açısından baktığımız için biraz işte nabzını tutan bir gelişme, beklentilerini, satır aralarını göreceğiz. Bir yandan da Apple, Facebook, Tesla, Microsoft ve Boeing gibi büyük şirketlerin dördüncü çeyrek karları, bilançoları açıklanacak. Bu da önemli. Ve şimdi de içeriye bakalım. İçeride hangi önemli başlıklar yakından izlenecek? Orada da tabii ki önemli gelişmeler var. Ekonomide reform paketinin yapılması bekleniyor. Ve bu da ilişkin mesajlar içeride izleniyor olacak. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu paylaşacak ve bu da Perşembe günü gerçekleşecek. Çin'den 6,5 milyon doz aşı sipariş edilmişti ve programın başında aktarmıştık. Son dakika gelişmesi olarak İstanbul'a, havalimanına ulaştı 6,5 milyon doz aşı daha.
Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma stratejisini açıklayacak 3 aylık stratejiyi Cuma günü açıklaması bekleniyor. Ve şimdi şöyle bir içeriye bakalım. Borsa İstanbul BIST endeksine gidelim. Orada işte borsa tarafında biz aşağı yönlü bir hareketle aslında Cuma gününün kapandığını gözlemlemiştik ve %0.59'luk kayıpla 1542 seviyesi karşımıza çıkmıştı. Peki borsada son bir haftalık gelişmeler neye işaret etti? 1569 seviyesi en yüksek gördüğümüz seviyeydi ve haftanın en düşük seviyesi olarak da 1542 seviyesi karşımıza çıktı. Şimdi buradaki gelişmeleri almak üzere değerli bir ismi ağırlıyoruz ve her pazartesi olduğu gibi Mustafa Keskin Türk bizimle birlikte olacak, Abil Kapital Strateji Müdürü. Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar. Günaydın sevgili Reyhan, hoş buldum. İyi haftalar olsun. Evet, şimdi borsadaki o son bir haftalık performansa baktık. Cuma günü en düşük seviye olarak karşımıza çıkmıştı. Sizin bir düzeltme beklentiniz olduğunu biliyorum. Hani o yine aynı şekilde başlayacağım, aynı şekilde soracağım belki geçtiğimiz haftaya göre, ama bu o mu yoksa böyle hani küçük bir hareket miydi günlük? Ne dersiniz? Evet, daha düzeltme hareketine girmiş değil. Bu yukarıda 1582 ile aşağıda 1500 seviyesi arasında bir yatay bant oluşturmaya başladı. Bu yatay bant içindeki bir salınım hareketi olarak bunu adlandırabiliriz. Burada 1500'ün altındaki hareketlere biraz odaklanmamız gerekir. Onun da aşağıda 1472 seviyesine kadar gerilemesi beklenebilir. Bu da bir düzeltme hareketinin başlangıcı olarak sayılabilir, ama 1505'in üzerinde, 1500 seviyesinin üzerinde kaldıkça bu hareketleri bu bant aralığındaki salınım olarak görüyoruz. Şimdi aslında Cuma günkü hareket çok enteresan bir hareketti. Burada 1540 seviyesinden geçen yükselen bir trendimiz var. Bu trendin aşağısında satım hareketinin hızlandığını gördük. Fakat 20 günlük ortalamaya yaklaştıkça, 1515 seviyesine yaklaştıkça tepki alımlarının devreye girmesiyle endeks tekrar yukarıya taşındı. Burada tepki alımları çok hızlı geliyor piyasaya. Yani düşüşler hızlı fakat tepki alımlarıyla karşılaşıyor. Bu da bana 2013 yılındaki zirve hareketini hatırlatıyor. Yani burada 2 ay süresince burada yatay bir bant oluşturabilir. Belki Şubat sonuna kadar buradaki yatay bant hareketi yatırımcıları biraz zorlayabilir. Tam testere bölgesindeyiz. Yani aldık, stop olduk, yukarı mı gidiyor, aşağı mı gidiyor, endeks ne yapıyor gidiyor. Önümüzdeki yaklaşık bir ay daha konuşacak gibi duruyoruz. Şunu da merak ediyorum aslında, mesela pandemi başladığında biz biraz daha böyle hani çok yurt dışına bağlı hareketlerle hareket ediyorduk. Ama şu anda sanki oradan biraz böyle bir ayrışma mı var? Hani aynı hikayeye mi sahibiz? Bizim şu anki hikayemiz nedir? Bunlar da aslında merak ettiğim sorular borsa tarafında. Evet, yerli güveniyle buraya kadar geldik. Öyle söyleyeyim, yabancı takas oranı hala %47,5'larda. Yurt dışından ayrışıyoruz ama S&P'ye bakıyorum. S&P de yukarıda yeni zirveleri zorluyor. Yani burada bizim endeksimiz biraz S&P ile benzer hareket ediyor. Bu anlamda işte DAX'taki yeni zirve hareketleri biraz daha geç olmuştu. Orada biraz daha ağırlık hissedilmişti. Ama biz bu anlamda biraz Amerikan endekslerine benziyoruz. Toparlanma bizde biraz daha geç olduğu için biz pozitif ayrıştığımız dönemlerde bu geç toparlanmayı ve içerideki pozitif hareketleri fiyatladık. Dolayısıyla burada 1580 seviyelerine kadar gelen bir endekste karşı karşıyayız. Burada da şunu söylemek istiyorum. Özellikle dolar bazlı uzun vadeli grafiklerde, yani haftalık ve aylık grafiklerde 2013'ten başlayan düşüş 2018 yılı buradan geçen bir trend, 210 dolar, 212 dolar seviyelerinde, 212 dolar seviyelerinin yukarıya geçilmesiyle burada yine alım hareketinin yukarı yönlü hızlandığını görebiliriz. Şimdi sabah Wall Street Journal'da bir haber dikkatimi çekti. Orada vadeli opsiyon piyasasında yükseliş rekor kırdı diyor. Hani Ocak'ta 2020'nin rekorları kırıldı ve sadece 8 Ocak'ta 0,5 trilyon
dolarlık bir hani işlem gerçekleşti deniyor. Ve bu da işte biraz böyle Wall Street Journal'da aktarıldığı üzere olumlu piyasanın, olumlu beklentinin, o boğa piyasasının devam edeceği yönünde deniyor. Katılıyor musunuz? Gerçekten hani bu şekilde bir gösterge olabilir mi? Yani tabii oradaki girişin özellikle hacimli olması, çünkü o gün en düşük 3775, o girişle beraber 3824 seviyelerine kadar çıktığını gördük. Fakat bunu takiben bir hafta boyunca endeksin biraz gerilediğini, ondan sonra tekrar yukarıya çıktığını gördük Amerika tarafında. Orada 20 günlük ortalama 2340 seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ya burada artık bir balon mu oluşuyor konuşmak için henüz erken mi bilmiyorum, ama bu konuşmaları yavaş yavaş duymaya başlayacağız. Yeni bir balon mu oluşuyor? Tabii burada pozitif haberler arka arkaya geldiği için şimdi Biden geldi. Biden'la beraber yeni bir hava yakaladı. Biraz daha pozitife döndü. İşte görevi devraldı. Bundan sonra ne yapılacağı merak konusu. Burada önemli olan tabii ki şu anda ilk aşamada oradaki yardım paketinin Senato'dan geçip geçmeyeceği. Gelişmeleri izliyor olacağız. Endeksler şu anda gerçekten pozitif havasını devam ettiriyor. Düzeltmenin izlerini arayacağız. Bu hafta bir de işte her ne kadar sizin de şimdi bahsetmiş olduğunuz bu teşvik paketine ilişkin gelişmeler yakından izlenecek olsa da Fed toplantısı da önemli olacak. Geçtiğimiz hafta da ECB vardı. Hani büyük merkez bankalarının bu sene içerisinde beklenenden erken bir sıkılaştırmaya gitmesi, yani bu ihtimal risk olarak algılanıyor piyasalar tarafından, ama ya benim dikkat ettiğim kadarıyla da başkanlar böyle sakin olun mesajı vermeye çalışıyor. Siz nasıl okuyorsunuz gelen mesajları? Evet, FED toplantısı önemli olacak. Ben şu gözle biraz daha izliyorum FED toplantısını. Şimdi merkez bankaları piyasalardaki pozitif havayı bozmamaya çalışacaklar. Çünkü vaka sayıları, işte mutant versiyon, virüsün mutant versiyonu, bunlar piyasaları biraz gergin ediyor ve bazı kapamaların olduğunu görüyoruz Avrupa tarafında. Keza bizim tarafta da işte restoranlar kapalı, sosyal hayatı kısıtlayıcı bir takım mecburi önlemler var. Dolayısıyla bunlar piyasaları biraz geriyor. Bu anlamda merkez bankalarının piyasayı daha da gerecek hareketler kaçınacağını ben düşünüyorum. Fed toplantısında ise şimdi orada enflasyon %2 seviyelerine doğru çok hızlı yaklaştı. Burada Powell'ın açıklamaları vardı. Powell %2'nin üzerindeki enflasyona biraz müsaade etmemiz gerekiyor. Hemen müdahalede bulunmayacağız. Siz de hazır olun mesajı vermişti. Fakat %2'lere çok hızlı yaklaştı orada enflasyon. Dolayısıyla sözlü olarak burada 2'lerin üzerindeki enflasyona ileride biraz müdahale edebiliriz şeklinde açıklamalar bu kapıyı aralayabilir. Dolayısıyla bu gelişmiş olan ülkelere biraz yarıyor, fakat gelişmekte olan ülkelerden biraz para çıkışlarına neden olabilir tahvil faizlerindeki hareketle beraber. Dolayısıyla ben Fed'i bu toplantısını biraz daha bu gözle dinliyor olurum. Orada sözlü bir müdahale şimdiden olacak mı? Bunu biraz daha dikkat ederim. Evet, bakalım çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de karar gelecek. 22.30'da ise Powell'ın konuşmasını izleyeceğiz. Bir de son olarak altını sormak isterim size. Orada da çok kısa bir değerlendirme alalım. Altınla ilgili teknik seviyeler, takip edilenler nedir acaba ons bazında? Evet, ons altın geçtiğimiz hafta tam 50 günlük, 50 haftalık ile 20 haftalık ortalamanın arasında hareket etti. Haftalık bazda baktığımda tam bu iki ortalamayı hem yukarıda hem de aşağıda test etmiş oldu. Yukarıda 1881 seviyesi önemli bir seviye olacak. Bu seviyeyi takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıda ise en düşük gördüğü seviye 1802 seviyesiydi. Bu iki seviyenin kırılımlarında aktivitede artış olabilir. Yukarıda 1920 seviyelerine kadar bu yükselişin devamı görülebilir. Aşağıda 1800 seviyesinin aşağısında ise 1760 seviyelerine kadar gerileme görebiliriz. Ben bu iki ortalamayı takip ederim bu haftanın genelinde altında.
Çok çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar. İyi haftalar. Tekrar. Teşekkür ederim. Evet, A1 Kapital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk bizimle birlikteydi ve işte piyasaya dair beklentilerini aldı. Biz de programın sonuna geldik ama Trump'a veda böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı şekillerde yer alıyor ve Jimmy Kimmel Show'da yer alan vedayı şimdi ekranlara getirerek biz de bugünlük veda ediyoruz. Ve yarın sabah 7'de yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. By a landslide. We won it big. Today I'm going to give you the facts that every American needs to know. Let's go.